Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yeni bir müjde daha geldi ve en düşük emekli maaşı 2000 lira zamla 7500 liraya yükseliyor. Milyonların zamlı maaşını Nisan ayında alması bekleniyor. Bayram ikramiyesi artışı için de çalışmalar devam ediyor. Bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Sabah öğrendim 2000 lira zam yapmış. Devlet veriyor da bundan iyisini ne verecekse. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Milyonların maaşında güncellemeye gidildi. Ne kaldı asgari ücrete? 1 lira kaldı. Yüksek prim ödedik biz. Yüksek primle 8 milyar alıyoruz. Düşük primle alanlar geldi bana yetişti. Ben de yüksek yatırdım. En düşük emekli maaşına %38'lik zam geliyor. Yani en düşük emekli maaşı 2000 lira yükseliyor. Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekliler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı'na sunacağı raporu bekliyor. 5,5 alıyorum, yetmiyor. Evim kira, borcum var. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ben 8500 lira emekli oldum. Onlar 3500 lira emekli oluyor. Gene benden iyi maaş alıyorlar. Bakan Bilgin bütün emeklilerin refah payını yükseltecek bir çalışmam var demişti. Milyonlar artışın sadece en düşük emekli maaşıyla sınırlı kalmasını istemiyor. Emekli aylıklarındaki artış önce kök aylık üzerinden yapılacak. Yani Temmuz ayında %20'lik artış 7500 lira üzerinden değil, kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin 6 aylık enflasyon %20 çıkarsa en düşük emekli maaşları kök aylık üzerinden hesaplanacak. Örneğin 2000 sonrası SSK'nın emekli aylığı %20 oranda artırıldığı zaman 4532 lira olacak. Bunun 7500 liradan düşük olduğu için aradaki fark hazine tarafından karşılanacak. En düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Emekli bir yandan da bayram ikramiyesinin kaç lira olacağını merak ediyor. Bence en düşük emekli maaşı şu anda var ya 15 liradan aşağı olmaması lazım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Akbaşoğlu da düzenlemenin haftayı yasalaşmasını bekliyoruz açıklamasını yaptı.